Za uwe fluik ni maya nifta banting nikun ting nari tumpai akato sake akato se ekon talana weruta yasi za uwe fluik ni maya nifta banting nikun ting nari tumpai akato sake akato se ekon talana weruta yasi za uwe fluik ni maya nifta banting nikun ting nari tumpai akato sake akato se ekon talana Günaydın, günaydın sevgili dostlarım. Yeni bir gün, yeni bir başlangıç, yeni umutlar. İlker, Reis, Kaan, ben, tüm ekip buradayız. Enerjimiz yüksek bir sabah. Çıkıyoruz Kalamar'a. Her zamanki gibi canlı yayınımızı tutacağız. Bugün öğlene kadar hava güzel. Öğleden sonra sert hava veriyor. Yarım günümüz var ama biz yarım günü bir tam gün gibi doldurmak istiyoruz. Hem sinerikler yakalayacağız bugün. İnşallah kısmet olursa. Şimdi Kalamar noktamıza gidiyoruz. Güzel ağlarda görüşmek üzere. Of of of, buraya bak. Buraya bak, hayvanım. Varan bir. Kalamar çekiyorsun. Kalamarı kıçından nasıl yakaladın ya? Çek bunu. Kalamarı bile götünden yakalıyor yemin ediyorum. Erim. 4-0 oldu. İlker abi. Bir kalamarı nasıl sırtından yakalarsın ben ya? Ben de şaşırdım. Suat zannettim, değilmiş. Ben mutluyum. Seni çekiyorum diyor bana. Ama düşünsene ne olabilir? Kalamarı bile tersten çekiyor adam ya. Ters düş fark etmiyor adam için. Ne varsa çekiyor. Nihayet aldım bir tane. İlker Reis'in ağzına düştük çünkü. Skor 5 tane yakaladı. Ben daha birinciyi çekiyorum. Bugün kısmetim kapalı galiba İlker Reis. Kırmızıya da sen mi atsan acaba? Senin için dua edeceğim bugün. Benim için dua et İlker Reis. Biraz yalnız çok adam, da baba bir şey. Dikkatini çekelim. Çift adam, yazalım bunu. Suratıma fışkırttı vallahi. Hayırdır dedi. Niye yakalıyorsun beni? Mahvetti beni. Hangisine geldi? Alttaki senin Zoka'ya geldi. Kereyiz. Suat'cımla kalamar çekiyoruz. Gel maşallah. Cilan gibi. Attır oğlum. Lan. Kaan abine doğru fışkırdı ben. Ne yutmuş be? Ha? Aha bırak mı? Ay çırpalama fazla. İkin ne yapalım? Kalama dön. Adam lokaya yapışı bırakmıyor ya. Benim o diyor ya. Kaç kalamarımız oldu? Ayağı oldu sanki. Çalışmadığım yerden geldim. Tamam. Olunca yavaş at. Haydi bakalım atıyoruz ilk balığımızı. Bize rast gelsin bugün. Rast gelsin bugün bize. Bugün arkadaşlar yeni Thor Stick kamışımızı deneyeceğiz. Jigging Master göndermiş Cevat abi. Teşekkür ediyoruz ona da bu kamış için. İlk defa kullanacağız. Güzel bir kamış. Ben beğendim. Sabah kalamar yakaladık. Makineyi tanıyorsunuz zaten. Jigging Master'ın tek spin makinesi. 8000'lik. Thor Stick kamışımızı bakalım bugün nasıl değerlendireceğiz? Nasıl bir aksiyon yapacak? Balık alabileceğiz mi? Kısmetini geldi. Balık yazıyor. Balık yazıyor diyor İlker. Dün Rayman'ın geldi. Cihazlarımızı düzeltti. Artık balıkları yazdırabiliyoruz dipte. Şu anda balık yazıyor. Şu yukarıdaki tek balık herhalde. Evet, tek başına güzel. Evet, balık. Onu istiyoruz. Kaç kilo bir sinerit acaba? 5-6 kilo bir şey gibi. 5-6 kilo diyor İlker Reis. Artık şeyden, balık bulucudan kiloyu söylemeye başladım. İlker'den korkmaya başladım ben. Hayır, ne geldi? Teknolojiye bu kadar hızlı adapte olan bir balıkçı.
Aman Allah'ım diyorum. Evet, dibe de gidiyoruz. Kalamarımız gidiyor dibe. Dibi bulduk. Kalamamız güzel, sıkı. Bir dibe bir vurduralım 2-3 kere. Sonra kaldıralım. İlk kalamarı indirdik. Güzel bir vuruş anı çekeriz. İnşallah. Bugün öğleden sonra hava esecek. Öğlene kadar 10 kalamarımız var. Yani şansımız bol aslında. Taze taze sabah yakaladığımız diri kalamarlar. Balık bulucuya göre taş da zengin görünüyor. Aşağıda hareketler var. Balık da var. Kısmetimizde varsa şöyle güzel bir balık alırız bugün. Çok sinerit çağırmıştık. Son zamanlarda çağırdığımız bütün sineritler geldi. O yüzden çok keyfimiz yerinde. Bugün de şeyimiz, hani beklentimiz yine güzel bir sinerit bu taşta. Ama tabii başka balık da olur. Mercan, tranca, akya. Nisan yaklaşıyor. Yakında kovalayacağız akyaları, kılıçları. Heyecanla bekliyoruz. Bugün hava da fena değil öğlene kadar. Evet Kaan. Şöyle güzel bir vuruş yakalasak ne güzel olur. Şimdi bir vurduralım kurşunumuzu. Evet sevgili Vay kardeşim benim üyelerimiz olan Burak Özdayı ve Vedat Başkan'ın sineritlerini tutmuştuk. Harika sineritler. Onları izlediniz zaten. Bugün Fatih T için tutuyoruz balığı. Gelen ilk balık Fatih T'nin olacak. O da Vay kardeşim benim üyemiz. Fatih T bakalım kısmetli adam mısın? Burak'la Vedat Başkan valla yani 18 kilo geldi ikisinin balığı. 18 kilo geldi. Biri 9,5 biri 8,5 gibi geldi. Çok şanslılardı yani. Çok güzel balıklar çektik onlar için. Bugün gelen ilk balığa da senin adını vereceğiz. Fatih de bakalım ne kadar kısmetlisin, ne kadar şanslısın göreceğiz şimdi gelen balıktan. Umarım şöyle bir ıskatar gelmez. Yani artık kısmet bu. Ne gelirse ona vereceğiz adını. Yani sinerit de gelebilir, ıskatar da gelebilir. Ufak bir mercan da gelebilir. Vedat belki, Başkan'ın ilk belki balığı. Belki özgürlüğünü veririz sana Fatih de ufak bir balık olarak gelirsen. Vedat Başkan'ın ilk balığı ıskatardı. Ufacık. Evet. Vuruş var. Vuruş var Kaan. Ufak bir iki vuruş oldu. Böyle büyük balık vuruşu gibi değildi Fatih'cim. Iskatar çağırdık. Iskatar mı geliyor acaba? Bilmiyorum. Ne varsa kısmetinde artık. Yapacak bir şey yok. İlk balık onun. Bir vurdu bir. Gölgede sinerit varsa Fatih de için bir sinerit çağıralım. Iskatar gelmesin. Suat abi bir yerde hata mı yapıyoruz? Niye? Hani videolarımız izleniyor ama abone olan ve abone olmayan kullanıcı sayısı arasındaki fark çok yüksek. Yani hani insanlar abone olmuyor mu? Abone olmuyorlar, unutuyorlar sanırım. Arkadaşları çağıralım abone olmuyor o zaman. Bizi kırmazlar. Abone olun arkadaşlar kanalımıza. Desteklerinizi verin. Bu yaz çok güzel balıklar yakalayacağız çünkü. Like atmayı da unutmayın. YouTube'da etkileşime girmek için like ve şey çok önemli. Yorumlar, beğeniler. O zaman YouTube sizi kanalda öneriyor. O yüzden videoyu izliyorsanız ve beğeniyorsanız lütfen yorum yazın. Like atın. Bizim için çok değerli. Etkileşime girmek için değerli. Kanalımızı büyüteceğiz çünkü. Kanalımıza destek olan arkadaşlarımıza da balık tutuyoruz gördüğünüz gibi. Bugün Fatih Bey için tutuyoruz balığımızı. Yeni kamışımızda torstik. Kamışın adını çok beğeniyorum ben. Torun çubuğu mu oluyor Türkçe'ye çevirirsem? Çubuğu oluyor. Evet öyle bir şey oluyor arkadaşlar. Bu büyük vuruş var. Büyük vuruş bu. Ufaktan bir yemi yokladı gibi bir balık.
böyle alet görünüyor herhalde. Yok fark etmiyor. Geniş ekran çekmeye başladım. Evet Kaan da arkadaşlar her geçen gün editleriyle yani fark yaratıyor bence. Çok güzel editler yapmaya başladı. O da giderek kendini geliştiriyor. Biz de kendimizi geliştiriyoruz. Her geçen gün daha iyi bir kanal olacak. Ona inanıyorum. Güvenin bize. Böyle Fatih Tey için gönlümden 10 kilo bir trofe geçiyor. Ne yalan söyleyeyim. Fatih Tey ile telefonda görüştük arkadaşlar. Vay kardeşim benim üyelerine telefon numaramı veriyor Kaan. Sohbet ediyoruz. Kendisi İzmir'de. O da bir deniz sevdalısı. Bir de 95 santim trançada kaldık değil mi Kaan? 100 santim trança bekliyoruz. Yani 95 santim rekorumuzu bu seneki geçmemiz lazım. Geçen Adrasan'da 135 santim 15.6 kilo bir tane trança yakalamış bir arkadaş. Resmi geldi bana. Tebrik ediyorum onu. Yani bu balık bütün Türkiye'de var. Aslında trançanın İzmir bölgesi. Orada çok yoğun var bu balık. Ama inanın bana bütün Türkiye'de var bu balık. Adrasan, Akdeniz, Ege, özellikle Ege. Doğru şekilde avlanırsa arkadaşlar bu balığı yakalamama ihtimaliniz yok. Canlı kalamar en güzel yem. Zaten biz kalamar bağlamayı takımın nasıl yapılacağını gösterdik videolarda. Tranca takımının nasıl yapıldığını. Videolarımızda izliyorsanız bayağı aşina oldunuz. Tabii jigle çalışan, tie rubber'la çalışan, inci kuyuyla çalışan arkadaşlar var. Onlar da balık alıyorlar. Ama biz aynı taşta canlı yemle yani 1'e 10 gibi bir fark var onu söyleyebilirim. Eğer vurduruyorum İlker Reis. İlker Reis oradan talimat veriyor. Görelim seni bir İlker Reis. Uzat kafayı oradan. Oo! Arkadaşlar bu İlker Reis beni öldürüyor ya. Adam acayip komik bir kere. Hem bilgili hem komik. Eğleniyoruz adamla yani. Çok eğleniyoruz. Kaç vuruş oldu acaba kalamarımızı mı aldılar Kaan? Çekip kontrol mü etsek yemimizi? Öldürdükleri kesin ama. Ha? Üstünde var mı hala bilmiyorum. Emin değilim. O zaman çekelim. Emin değilim. Yani büyük bir kalamar taktık o. Bir iki tane vuruşa alabilir, almış olabilirler mi? Yani altı, aşağıda balık da var. Olmayabilirler de. Balık da var aşağıda. Dokunmuyorsa demek ki. Kontrol mü etsek? 8 dakika oldu. İndirelim. Evet. İlker bir çekip kontrol edeceğim. Vuruş aldım çünkü 2-3 tane. Hani balığı öldürdüler mi, yediler mi? Şu an balık bulucu da balık yazıyor. İlk balığımızı geldi sağlam bir Fatih'te, iri bir Fatih'te. Aldı kafayı gitti. İğnelere oturmamış ama kafayı aldı gitti. Öyle ufak ıskatar yemesi değil. Balık da yazıyor bulucuda. Şimdi ikinci kalamarı taktık. Bekliyoruz bakalım. Fatih'te kaç kilo bir balık. Teknede bir tane tartımız var. 9,5 kilo gelen balığı tartalım dedik. 20 kilo tarttı tartı. Ulan dedim var ya tartı ne üçkağıtçısın ya. 9,5 kilo sahilde tarttık sonra. Bizim tartı o yüzden teknedeki tartı bozuk arkadaşlar. Onunla tartarsak üçkağıt yapmış oluruz. Bütün balıklar dev gözükür. Güzel bir tartı almamız lazım tekneye. Aldı. Tamam. Aldı. Aldı vurdurma yavaş yavaş. Anlamadım. Aldı güzel balık. Bunu söylüyorum. Ha? Güzel balık. Fatih de geldi. Ha? Güzel şeyinde kafeslemesini de yaptım. Fatih de güzel balıksın. Bak çekebiliriz abi. Evet, Torstok makine kamışımızda ilk defa deniyoruz. Aksiyonları görüyoruz. Sinerit olduğunu düşünüyorum. Güzel bir sinerit. Evet, Fatih Tey için yakalıyorduk bu balığı. Bakalım nasıl bir kısmeti varmış.
Denizde lez var bak. Misinanın üzerinde sarı sarı birikiyor kamışın ucunda. Görüyor musun Kaan? Lez diyoruz buna, böyle sülük gibi bir şey. Şu an denizde bolca var. Florokarbonların görünmesini sağlıyor bu biraz. Öyle bir dezavantajı var lezlerin. Çünkü misinanın üzerini sarıyor. Ve görünmezlik kapıyor. Evet, güzel bir balık olduğunu düşünüyorum. Tahmin kaç yani kilo? Yani bir dev değil ama 5 kilo civarı bir balık bence. Buna kaykay diyorlar. Marmara'da daha çok var şu anda. Çok yoğun. Şey, lez mi? Kaykay diyorlar. Ağaçlar bu, çok dertli. Bu kamışla ilk defa balık çekiyorum. O yüzden hani böyle çok net şu kilolarda diyemiyorum ama 5 kilolar civarı olduğunu düşünüyorum. Onu da makineden tartıyorum. Ama güzel bir balık. Kafa atan bir balık. Bak bir şey değil. Evet. Makine gücüyle çekelim. Pompalamadan. Boş yapmadan. Zaten kafa atışlarını görüyorsunuz. Balık çıldırdı. Heh Kaan. Fatih Bey'in kısmetine çekiyoruz bakalım balığını. Geldi zaten balık. Balık zaten geldi. Ayna yaptı. Kaan. Görüyorsun balığı. Neymiş? Aa, iki tane. Aha Fatih! Ulan bu ne kısmet Fatih? Bana da. Şöyle tutayım. Fatih nasıl bir adamsın oğlum sen lan? Kısmet kısmet senden ha? İki tane birden. İki Fatih de. Vay be, çok iyiydi. He? Burada devamlı geliyor. Çok enteresan. Fatih de senin kısmetine bunlar. Kardeşim kısmetli adammışım valla. Söyleyecek bir şey yok. Bir tane kalamara iki tane birden sinerit saldırmış. Ve ikisi birden binmiş. İki tane birden sinerit geldi. Evet. Vay kardeşim, benim üyesi olup siz de balığa isminizi verebilirsiniz. Bekliyorum destekleri. Bu balık Fatih'te yeşindi. Bence güzel bir av oldu. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Görüşmek üzere. Za uwe flu ik ni maya nifta bang ting ni kun ting nari tampaya gatos ke gatos e conta la na veruta si za uwe flu ik ni maya nifta bang ting ni kun